Merhaba sevgili çocuklar, ben Erhan Tan. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayım. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe dersinde eş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Başlayalım mı? Sevgili çocuklar, dersimize şöyle bir giriş yapalım. Eş anlamlı sözcükler, bakalım eş anlamlı sözcükler neymiş? Hep beraber öğrenelim. Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı ya da yakın olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler, yani anlamdaş sözcükler denir. Okul, okulun eş anlamlısı neymiş? Mektep. Okul ve mektep eş anlamlı sözcüklerdir. Cümle içinde kullanımı. Şimdi bu iki tane eş anlamlı sözcüğümüzü cümle içinde kullanalım. Hasta olduğum için bugün okula gidemedim. Hasta olduğum için bugün mektebe gidemedin. Çocuklar, bu iki cümlemiz aynı şeyi ifade etmektedir. Eş anlamlı sözcüklerimize devam edelim. Evet, resim bize ne ifade ediyor? Acele. Acelenin eş anlamlısı neymiş? Çabuk. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Bu işi acele yapmalısın. Bu işi çabuk yapmalısın. Devam edelim. Evet, bakalım bu ne? Adet. Adetin eş anlamlısı neymiş? Tane. Adet ve taneyi cümle içinde kullanalım. Kırtasiyeden 5 adet kalem al. Kırtasiyeden 5 tane kalem al. Çocuklar, bu iki cümlemiz aynı şeyi ifade etmektedir. Devam edelim. Akraba, akraban eş anlamlısı neymiş? Hısım. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım. Bayramlarda akraba ziyareti yaparız. Bayramlarda hısım ziyareti yaparız. Devam edelim. Bilgin, bilginin eş anlamlısı neymiş? Alim. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım. Bu çok önemli bir konu. Lütfen bilgine danışın. Bu çok önemli bir konu. Lütfen bir alime danışın. Devam edelim. İşçi, işçinin eş anlamlısı neymiş? Amele. Şimdi cümle içinde kullanalım. Bu işi bitirmek için iki işçiye ihtiyacımız var. Bu işi bitirmek için iki ameleye ihtiyacımız var. Devam edelim. Anı, anının eş anlamlısı neymiş? Hatıra. Bakalım bunlar cümle içinde nasıl kullanılıyormuş? Hatıralar gözümde canlanır. Anılar gözümde canlanır. Devam edelim. Araç, aracın eş anlamlısı neymiş? Vasıta. Bunları cümle içinde kullanalım. Bazı araçlar yük taşımak için uygun değil. Bazı vasıtalar yük taşımak için uygun değil. Başka örneğimize bakalım. Evet, aş. Aşın eş anlamlısı neymiş? Yemek. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım. Akşam yemeğini yedin mi? Akşam aşını yedin mi? Devam edelim. Ayakkabı. Ayakkabının eş anlamlısı neymiş? Pabuç. Cümle içinde kullanalım bunu. Çok beğendiğim ayakkabılar indirime girmiş. Çok beğendiğim pabuçlar indirime girmiş. Baş. Başın eş anlamlısı neymiş? Kafa. Cümle içinde kullanımı. Ah benim dertli başım, ah benim dertli kafam. Bu iki cümle aynı şeyi ifade etmektedir. Devam edelim. Deprem. Depremin eş anlamlısı neymiş? Zelzele. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Zelzeleye karşı hazırlıklı olmalıyız. Devam edelim. Evet, doğa. Doğanın eş anlamlısı neymiş? Tabiat. Şimdi doğa ve tabiatı cümle içinde kullanalım. Doğayı kirletmeyelim, çevremizi temiz tutalım. Tabiatı kirletmeyelim, çevremizi temiz tutalım. Esir. Esirin eş anlamlısı neymiş? Tutsak. Esir ve tutsağı şimdi cümle içinde kullanalım. Yakalanan düşman askerleri esir alındı. Yakalanan düşman askerleri tutsak alındı. Devam edelim. Eşek. Eşeğin eş anlamlısı neymiş bakalım? Merkep. Evet, eşek ve merkebi cümle içinde kullanalım. Eşeklerin gözleri çok güzeldir. Merkeplerin gözleri çok güzeldir. Devam edelim. Ev. Evin eş anlamlısı neymiş? Hane. Şimdi ev ve haneyi cümle içinde kullanalım. Evimizin 3 oda bir salonu var. Hanemizin 3 oda bir salonu var. Devam ediyoruz. Fakir. Fakirin eş anlamlısı neymiş? Yoksul. Fakir ve yoksulu şimdi cümle içinde kullanalım. Fakirlere yardım etmeliyiz.
yoksullara yardım etmeliyiz. Devam edelim. Gezi. Gezi'nin eş anlamlısı neymiş? Seyahat. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Gezi için hazırladığım piknik sepetimi evde unuttum. Seyahat için hazırladığım piknik sepetimi evde unuttum. Örneklerimize devam ediyoruz. Evet, güç. Güçün eş anlamlısı kuvvet. Bunları şimdi cümle içinde kullanalım. Cümle içinde kullanımı: spor yapan dengeli beslenen güçlü olur. Spor yapan dengeli beslenen kuvvetli olur. Hediye. Hediyenin eş anlamlısı neymiş? Hemen bakalım. Hediyenin eş anlamlısı armağan. Şimdi cümle içinde kullanalım bunları. Doğum günümde birçok hediyem oldu. Doğum günümde birçok armağanım oldu. Devam edelim. Hikaye. Hikayenin eş anlamlısı neymiş? Öykü. Şimdi hikaye ve öykü cümle içinde kullanalım. Bakalım nasıl kullanılıyormuş. En çok sevdiğim hikaye Kırmızı Başlıklı Kız. En çok sevdiğim öykü Kırmızı Başlıklı Kızdır. Devam edelim. Irmak. Irmağın eş anlamlısı neymiş? Nehir. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Irmakta yüzmeyi severim. Nehirde yüzmeyi severim. İhtiyar. İhtiyarın eş anlamlısı neymiş? Yaşlı. İhtiyar ve yaşlı cümle içinde nasıl kullanılıyormuş görelim. Toplu taşıma araçlarında ihtiyarlara yer verelim. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verelim. Devam edelim örneklerimize. Kalp. Kalbin eş anlamlısı neymiş? Yürek. Kalp ve yüreği şimdi cümle içinde kullanalım. Arkadaşım kalbimi kırdı. Arkadaşım yüreğimi kırdı. Evet, devam ediyoruz. Bakalım lider. Liderin eş anlamlısı neymiş? Önder. Evet, şimdi lider ve önderi cümle içinde kullanalım. Bakalım nasıl bir örnek verilmiş. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletine önderlik etti. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletine liderlik etti. Öğrenci. Öğrencinin eş anlamlısı bakalım neymiş? Talebe. Öğrenci ve talebe cümle içinde nasıl kullanılıyormuş görelim bakalım. Gelsin. Öğrenciler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudular. Talebeler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudular. Şimdi başka örneklerimize bakalım. Öğretmen. Öğretmen eş anlamlısı neymiş? Muallim. Evet, cümle içinde nasıl kullanılmış öğretmen? Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Muallimler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Sevgili çocuklar, böylelikle konumuzu bitirmiş olduk. Şimdi konumuzu daha iyi kavramak adına bir tane etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazalım. Hemen kelimelerimize bakalım. İhtiyar. İhtiyarın eş anlamlısı neymiş? Yaşlı. Misafir. Misafirin eş anlamlısı neymiş? Konuk. Yoksul. Yoksulun eş anlamlısı gelsin bakalım. Fakir. Yıl. Yılın eş anlamlısı neymiş? Sene. Hekim. Hekime bakalım. Hekimin eş anlamlısı neymiş? Doktor. Talebe. Talebenin eş anlamlısı neymiş? Gelsin bakalım. Öğrenci. Kırmızı. Kırmızının eş anlamlısı ne? Al. Süratli. Süratlinin eş anlamlısı neymiş? Gelsin bakalım. Hop. Evet, hızlı. Yan tarafa bakalım. Kelime. Kelimenin eş anlamlısı neymiş? Sözcük. Görev. Görevin eş anlamlısı nedir? Gelsin bakalım. Evet, vazife. Tesadüf. Tesadüfün eş anlamlısı neymiş? Gelsin bakalım. Rastlantı. Kanıt. Kanıtın eş anlamlısı neymiş? Evet, delil. Cümle. Cümlenin eş anlamlısı tümce. Fert. Fertin eş anlamlısı neymiş? Birey. Güç. Güçün eş anlamlısı kuvvet. Beyaz. Beyazın eş anlamlısı gelsin bakalım. Hop. Evet. Ak. Böylelikle bu etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Sevgili çocuklar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.